Allah inna Allah basirun bil ibad. Eûzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir recim. Elhamdülillahi'llezî ersele resûlehu beşîran ve nezîran. Vessalatu vesselamu ala men ahyettine ba'de en kâne esîran. Ve ala âlihi ve ashabihil mukaddimin alel hayr ve lev asîran. Ulemu en afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hâdi hâdi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve kulle muhtesin bid'a. Ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâtin finnâr. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbalar rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhim ecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin bu civarlarda metfun bulunan evliya, ulema, sulaha, şüheda, müminat bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesine emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müslüminin, tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Elhamdülillah, Rabbil alemin, Rahmanir Rahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Tuktau yedüs sarık. Hırsızın eli kesilir. Fi rub'u dinarin fesaida. Bir dinarın dörtte birinde ve daha fazlasında hırsızın eli kesilir. Hadis-i şerifi Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Ayşe radıyallahu anha validemizden nakletmişlerdir. Şimdi İslam dini hayatın bütün safhalarını düzenleyen kurallar koymuştur. Dünya, ahiret. Tabii toplum düzenini sağlamak için suç işleyenlere ceza vermek gerekir. Başkasının mülkü olan, malı olan bir şeyi çalmak suçtur İslam dininde. Bunun cezası da şartlar yerine gelmişse hırsızın elinin kesilmesidir. Hadis-i şerif onunla ilgili. Bu sadece hadis-i şerifle değil, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak fessârık vessârık tvaktâû eydühüme hırsız erkekle hırsız kadının elini kesiniz ayet-i cellesi var. Bu kanun İslam'da. Peygamberimiz de bunu açıklıyor. Bu hangi hırsızın elini keseceğiz? Kadın erkek tamam da hangi şeyler çalınca kesilir eli? Bir dinarın dörtte biri. Bu 10 dirhem gümüş tutarındaymış o zaman. Gümüşle altın baş başa gidiyor. 10 dirhem gümüş. Bir dirhem 3/10 gram. 10 dirhem 32 gram oluyor. O değerde bir malı çalan adamın eli, kadının eli kesilir. Tabii başka hadislerden ve başka Kur'an'daki ayetlerden çıkarılan şeyler şunlar. Bir bu el kasma cezasını gerektiren bir suç işlemiş olmak için bir kere bu suçu işleyenin ehil olması lazım. Ne demek? İrade beyanında bulunabilecek kafası çalışan bir adam olması lazım. Bir kadın olması lazım. Çocuğun eli kesilmez. Çünkü iradesi tam değil. İradesi yok. Delinin eli kesilmez. Matuh, bunak adamın eli kesilmez. O da çocuk hümündedir. Evet. Ehil olacak. İrade beyanında bulunabilen, kafası çalışan, akıllı bir adam olacak. İki, kasten yapmış olacak. Yanılmış olmaz. Kasıt olacak. Kasıt. Bile bile hırsızlık yapmış olacak. Üç, çaldığı şeyin mülkü olmaması lazım.
İnsan kendi malını çalabilir mi? İnsan kendi malı alması hırsızlık olmaz. Kendi malı olmayacak. Dört, malın değerli olması lazım. Ne demek? Dinen, dinde, dine şeriat deniyor. Yani şeriat deyince başka anlamları çekiyorlar da, şeriat din kurallarının tamamına verilen isimdir. Din kurallarına göre malın değerli olması lazım. Evet, domuz eti dinde mal değildir. Şarap dinde mal değildir. Değerli mal değildir dinde, Müslümanlıkta. Evet, içki değerli mal değildir. Evet, böyle değerli mal olması lazım. Köpek, polis köpeği değil, esrarı buluyor. Başka malları, çalınan malı buluyor. Eğitilmiş köpek değil. Av köpeği değil, o da eğitilmiş. İnsan emeği geçmiş. Süs köpeği, sıradan bir köpek, parayla alınıp satılmaz. Parayla alınıp satılmaz. Ama kurt köpeği, polis köpeği, işte av köpeği insan eliyle eğitildiği için, ona insan emeği geçtiği için alınıp satılabilir. Pislik satılmaz. Kan satılmaz. Evet, kan verin. Hacamet olmak sevaptır, sünnettir, iyidir ama karşılığında para istemeyin. İnsanın bir parçasıdır, insan da mal değildir. Para, karşılığında para istemek caiz değil, dinen. Dinen böyle. Evet, eğer bu dinen mütekavvem denir bunlara, değerli, değer verilmiş, dinen değerlendirilmiş mal olmayan bir şeyi satarsanız, karşılıksız para alırsanız, karşılıksız para almış olursunuz. Onun için bakkallara, Müslümanlığa uyacaklarsa, Allah'ın emirlerine uyacaklarsa, bakkallar şunlar bunlar, içki satmasınlar. O güzelim helal kazançların içerisine sidik, kan, pislik bulaştırmasınlar, haram karıştırmasınlar. Haramla beslenen çocukluğun terbiyesi çok zor olur. Hayır gelmez, ibadetin tadını görmez. O adamdan hayır çok hayır gelmez, haramla beslendiği için. Evet, bunu söylüyoruz. Değerli mal olacak, değerli. Şu halde şarabı çalan adam yeli kesilmez. Tabii Müslüman ülkesinde Müslümanlardan şarabı çalarsa, içkiyi çalarsa, Fransa'da içkiyi çalarsa eli kesilir. Neden? Onlarda içki değerli maldır. Papazda içiyor. Papazda içiyor içkiyi. Hatta biz Fransa'da 1980'li yıllarında Bordeaux'a gitmiştik. Her sene gidiyordum ben. Bordeaux'a gittik. Arkadaşımız oradaydı. Şimdi kimse kiliseye gitmiyor. Anam babam Hristiyan diye Hristiyanım diyor ama hiç kiliseye uğradığı yok. Neden? Allah üçtür diyor papaz. Ama diyorsunuz kavga ederler, üç bire eşittir diyor. Ya üç bire eşittir mi? Bunu sormuşum yani. Bunu sormuşum kendine. Her şeyi sorulur mu yahu dedi bana. Ya hem üç diyorsun hem bir diyorsun. Üç bire eşit olur mu? Evet. Aynen böyle söylüyorlar. Mantığın kabul etmeyeceği bir şey. Bugün de ilimin bu derece ilerlemesine rağmen hala bunu söyleyince kiliseye giden yok. İşte papaz sokaktayız. Papaz kimse gelmediği için bu şey olmuş, komplese kapatılmış. Kafayı çekmiş, çekmiş, çekmiş. Kilisede yalnız. Bulut gibi sarhoş olmuş, evine gidiyor. Biz de ona rastladık. Mahallenin çocukları etrafında dolaşıyorlar, papazı parmaklıyorlar kıçından. Onunla alay ediyorlar. Tabii yakalayamıyor, sarhoş olduğu için yakalayamıyor. Bunu görmüştük. Adam, onlar da papazı bile içiyor yani. Papazı bile içiyor. Onlar da içki maldır. Onun inancına göre mal olduğu için gavurun şeysini çalarsan şarabını elin keseriz arkadaş. Onun malını almışsın. Yani burada Türkiye'de zimmi diyoruz biz onlara. Hristiyan, Yahudi var. Onun malını çalamazsın. Çalamazsın. Çalarsan elin keseriz. Bak ona göre. Elin keseriz. Dine göre tabii arz ediyorum. Hep dine göre açıklamalarda bulunuyorum. Çünkü biz onlardan haraç cizye alarak onların malını, canını, namusunu korumayı garanti etmişizdir. İslam hukukuna göre konuşuyorum. Evet, böyle ehil olacak, kasten yapacak, kendi mülkü olmayacak,
değerli malı 10 dirhem 32 gram ağırlığında bir malı çalmış olacak ve gizlice alacak. Gizlice aleni kapmış kaçmış. O helal değil. Ama eli kesilecek hırsızlık değil o. Kapkaççılık. Bugün kanunda da ayrıdır. Hırsızlık da bu kapkaççılık ayrı şeylerdir. Hırsızın eli kesilecek hırsızlık suçu olması için gizlice çalacak. Gizlice çalacak. Gizli çalacak. Kimsenin bilmediği yerden. Gizlice alınmamışsa eli kesilmez. Tabii suçtur. Ayrı işte. Eli kesme cezası verilmez. Ve de korunmuş yerden alacak. Korunmuş yer. Ortada arazide adam cüzdanını düşürmüş. Para kıymetli. Bunu alan adamın eli kesilmez. Çünkü korunmuş yerden almadı. Korunmuş yer değil. Unsurlar gerçekleşmedi. Bugünkü modern ceza hukukunda da unsurlar gerçekleşmedi mi suç oluşmaz. O suçtan dolayı ceza verilmez. O zamana kadar yaptığı hareketler başka ceza kanunun başka maddelerine göre suç teşkil eder, onun cezası verilir. Aynı İslam'da da böyle. Evet, hakim ona başka ceza verir ama el kesme cezası oluşturan hırsızlık değildir. Ehil olacak, kasten yapmış olacak, mülkü olmayacak, mal değerli olacak, gizli yerden almış olacak, korunmuş yerden almış olacak. Bunlar gerçekleşirse evet, ayette okudum size. Ayette de öyle. Maide suresi 38. ayet. Vessariku vessarikatu faktavu eydehüme cezaen bime kesebe nekalen minallah. Yaptıklarını karşılık ceza olmak üzere elini kesin diyor. Evet. Eli, sağ eli kesilir. Sağ eli kesilir. İkinci suç işlerse sol ayağı kesilir. Üçüncü keserse sol kolu kesilir. Böyle sırası da var. Ve o kesilen el, şimdi ameliyat ediyorlar ya, ameliyatla yerine dikilemez. Necen? İnsanlara şey olsun, ibret olsun diye, görsünler de başkaları hırsızlık yapmasın diye devamlı görecekler onu. Ha, eli kesilmiş. Hacca gidenler görürler. Orada eli kesilmiş adamlar dolaşıyorlar. Hırsızlık yapmış, eli kesilmiş adamın. Belli yani. Önleyici olsun diye. Cezalar önleyici. Bir daha başkası yapmasın diye. Sen o kesilen eli hani kaç saat içinde dikerlerse hiç fark edemiyorsun. Aynı şey devam ediyor. Yok. Yerini diktirmek yok. Herkes görece onu hırsızlık edersem elim keserler diye hırsızlık yapılmayacak. Evet. Öyle diyor Peygamberimiz. Hırsızın eli bu şartlarda, arz ettiğim şartlarda unsurlar gerçekleşirse kesilir. Bilekten kesilir. Bilekten kesilir. Evet. Yol kesenler yol kesme sırasında anarşistler, teröristler çarpışma sırasında yakalanırlarsa çaprazlama kolu ayağı kesilerek idam edilir. İslam hukukuna göre ve de namazı kılınmaz. Çarpışma sırasında teröristlerin, anarşistlerin, yol kesenlerin çarpışma sırasında ölürlerse cenaze namazı da kılınmaz. Evet efendim. İslam'da böyle. Evet, İslam'da böyle. Dinde. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Ayşe radıyallahu anha validemizden evet nakledilmiş. Evet. Nesai'de 700 sariki fi rub'u dinarin fesaide hırsızın eli şeklinde aynı bu hadisin bir başka ifadelerle nakli vardır. Evet, nakli vardır. Takarrabu ilallahi. Ey müminler, Allah'a yakınlaşın. Yani Allah'ın rızasını talep edin. O sizi sevsin, size yaklaştırsın. Yani senin bana yaklaştığın gibi değil. Allah mekandan münezzeh. Seni hoşlandığı, sana çok sevap verdiği, karşında cennetle seni taltif etmesine yakınlaşmak deniyor. Cennette görülecek ama nasıl görülecek bilmiyoruz.
Gidince görürüz inşallah. Allah mekandan münezzeh. O yakınlık 3 metre 5 metre sana bana göre. Yakınlaşma onun rıza sevmesi, seni sevmesi, onu sevgili, sevdiği kullarından sayması, mükafatlandırması, bol rahmet etmesi anlamına geliyor. Evet. Yani şimdi hadis takarrabu ilallahi, Allah'a yaklaşın, Allah'ın rızasını kazanın. Daha çok sevap almak için şunları yapın. Bi budi ehlel maasi, ehlil maasi. Suç işleyenlere, Allah'a isyan teşkil eden, Allah'ın yapmayın dediklerini yapanlara buğz etmek suretiyle, onu sevmemek suretiyle, ona yüzünüzü ekşitmek suretiyle, ondan yüz çevirmek suretiyle Allah'a yaklaşın. Evet. Çok önemli efendim. Şimdi nikah olmadan bir kızla oğlan birbirini öpemez. Birbirine sevişemez. Kolunu takıp kucak kucaya gezemez. Dinen söylüyorum. Ben de burası İslam kürsüsü. Dinimizin hükümlerini arz ediyorum. Uygulayıp uygulamamak size ait. Bu böyle. Bu zinadır. Zina, esas büyük zinaya yol açar bunlar. Yasaklanmıştır. Şimdi yolda gidiyor. Oğlan kızı kıstırmış. Saçını kaldırıyor, öpüyor, sıkıştırıyor sağını solunu. Sen de bakıyorsun. Helal olsun ya. Gençlik de olur. Diyemezsin beyefendi. Müslümansan bunu diyemezsin. Ona elimde imkan olsa seni şöyle yaparım de içinden buz edeceksin. Gençlik de olur bu. Yapamazsın diyor. Helal olsun dersen Allah'ın haram kıldığını kafir olursun. Bile bile haram olduğunu bile bile bunu söylersen imanın kalmaz arkadaş. Ya ben inanıyorum camiye gidiyorum. Olamaz arkadaş. İma edilmesi gereken 1000 madde varsa bir tanesine reddettin mi hepsini red sayılır. İman bölümüne kabul etmez. Allah haram kılmış arkadaş. O söylüyor. Peygamber söylüyor. Onun tebliğ ettiği, memur ettiği peygamber söylüyor. Müslümansan bunları kabul edeceksin. Bunları kabul edeceksin sen bilirsin. La ikraha fiddin. Dinde zorlama yok. O zaman git. Fransa'ya git. Almanya'ya git. Orada sokaklarda bunlar serbest. Evet. Bizde kızlık bozma suçtur ceza kanununa göre. Çünkü biz Müslüman ülkeyiz. Ceza kanunumuzda da elhamdülillah bu var. Onlarda kızlık mızlık aranmaz. Böyle şeyleri aldırmıyorsan oraya git. Müslümanlıkta. Ben tabii İslam kanunu açısından söylüyorum. Ceza kanunu kürsüsü değil burası. Böyle şey gördüğünüz zaman yakışıyor lan bunlara. Helal olsun ya. Diyemezsin. Allah haram kılmış. Allah'ın haram kılını helal diyemek dersen küfre girersin. Ve onu hoş karşılarsan Allah seni uzaklaştırır. Razı olmaz. Sana darılır. Sevap vermez. Sana rahmet etmez. Seni sevmez diyor peygamber. Gördünüz mü? Tabii şimdi iki tokat atamıyorsun. Kanun diyor ki polis. Polis de atamıyor biliyorsunuz. Hakim, savcı. O da dayak atamıyor. Hakime gidecek de işte şundan sonra işte yasak. Böyle yapamıyorsun. Ya yavrum, kızım, evladım ayıp ya. Ayıp ya. Yok ya hocam ya böyle desen kıyamet kopar ya. Sen kimsin demiyor. Bunu da diyemiyorsun. Kanun var tamam. O zaman içinden bir kim olsa seni ben benzetirim. Evet. Bu duyguyu duyacaksın. Güzel yapıyorlar diyemezsin. Onu söylüyor peygamberimiz. Buğz edeceksin. O zaman bu harama buğz edersen Allah seni sever. Onu hoş karşılamak böyle şeyleri olsun olsun demektir ki böyle şeyler olunca bugün elin kızını o yapmış, yarın senin kızını da hatta karını da gelir birisi böyle yapar. O zaman hiç şey etme, hiç itiraz etme. Karıma da olur. Tabii ya bugün bunu yapan adam senin yarın senin karına da böyle yapar. Bu iş böyledir. Bu bir kuraldır, prensiptir.
Gördün mü, hoş karşılayamazsın. İçinden buğz edeceksin diyor Peygamberimiz. Allah seni o zaman sever. Allah seni o zaman sever. Böylece haram olan şeyleri sevmemek suretiyle hem kendin yapmayacaksın hem de yapanları sevmeyeceksin. Hoş karşılamayacaksın ki Allah seni sevsin diyor Peygamberimiz. Hangi deviriz kardeşim? Tabii ya. Neyimize gerek? Yo. Müslümansan hoş karşılayamazsın. Evet. Şimdi ben açıklama yapmaksa dediğinde arz ediyorum. Kadının yüzü. Efendimizin tarifi bu. Efendimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizin odasına gelmiş. Kocasıdır. Karısının işine geliyor odasına. Ayşe annemizin ablası var evde. Ebu Bekir'in kızı Esma. Kardeşinin evi diye başını açmış. Sıcak memleket. Gerdanını açmış. Sele serpe. Peygamberimiz girince evine, o da evine giriyor. İnsan evine rahat girmez mi? Girince bir bakmış ki Esma annemizin sağı solu açık. Hemen dönmüş arkasını, başını yere eğmiş. Peygamberimizin rahatsız olduğunu görünce de o da örtülmüş. Ebu Bekir akıllı adam, kızı da akıllı. Efendimizin memnun olmadığını görünce o da toparlanmış. Demiş ki Esma, kadın kısmı nikahlı olmayan, mahremi olmayan erkeklere yüzü böyle tarif ediyor. Şu yüzü, şu elleri hariç hiçbir gösteremez. Evet, ben senin eniştenim ama kardeşin kocasıyım ama yarın o ölse, onu boşasam seni alabilirim. Öyle değil mi? Kardeş kardeşle nikah altında tutulmaz. Dinin emri bu. Ama ölürse yerine kardeşini alabilir. Boşarsa kardeşini alabilir. Yani mahremlik ebedi değildir. Onun için benim yanımda böyle duramazsın. O da öğrenmiş tabii. Bize de öğretmiş böylece. Öğretilmiş. Orada söylüyor. Aha bu diyor. Eline tarif ediyor. Yüz. Aha şu elleri hariç. Ayakları da buna dahil. Elleri, ayakları, yüzü hariç. Kadın kısmının başka yerleri mahrem olmayan erkeklere gösterilemez. Peygamberin tarifidir bu. Cevat Akçid'in tarifi değil. Ben de Müslümanlara arz ediyorum. Sokakta şimdi çıkıyorsunuz. Kadın her tarafını açmış. Her şeyi meydanda. Yakışıyor deme kardeşim. Onu söylüyorum ben sana. Bu bir haramdır. Harama güzel diyemezsin. Hoş karşılayamazsın. Ah yetkim olsa ben seni benzetirim. İçinden bu duygu gelecek. Buğz edeceksin. Ya güzel yapmış diyemezsin. İmanınla oynarsın diyorum. Dinle böyle efendim. Şimdi tabii her gün bu manzara karşılık karşıla normal karşılanıyor bu. Normal karşılanıyor. Evet, yani gidin de dövün falan demiyorum ha. Bak böyle bir şey söylüyorum. Dinde olanı söylüyorum. Zaten dövmek yasak ya. Bizim elhamdülillah polisimiz de mümin, savcımız da mümin. Polise halledin, gönderin onu. Dayak yasak tabii de. Karakolda bir şeyler oluyor yani. Tabii bir şeyler oluyor. Biliyorsunuz Erzurum'da görevdeyken anlamışındır belki ama olan vaka adliyede duruşmadayım, görmüşüm. Yaşlı bir adam kendini düzdürüyormuş. Hasta, homoseksüel. Mahalleli şikayet etmiş. Polis çağırmış. Demiş amca yaşından utol lan demiş. Ayıp lan, insanlığı var mı bu? Git demiş, defol, bir daha gelme karşıma. Alışmış, kudurmuştan beter. Bir daha yapmış, bir daha şikayet etmişler. Bir daha amca demiş, bak bir daha gelirsen seni ezerim demiş. Yapma be, gene de lan. Gene insaflı polismiş. Ama herif yine yapmış. Gene gelince başmış onun dayağı. İyi tekmelemiş, iyi dövmüş. Ondan sonra da şikayet ediyor. Ben de o duruşmadayım. Polisi şikayet ediyor. Polis beni dövdü diyor. Evet, elhamdülillah benim hakimim de mümin ya. Evet, kanun bu böyle mi? Delilin var mı, şahidin var mı amca dedi o şikayet edene. Polis dedi şahit mi bırakır? O zaman dedi delilsiz ben karar veremem dedi. Gel iyi düşündü, beraat dedi.
Hakim de Müslüman elhamdülillah. Keza yeni kanunumuza göre bir adam içki içip sokakta nara atamaz, bağırıp çağıramaz, kimsenin huzurunu bozamaz. Halen Türk Ceza Kanunu'nda suçtur. Ama herif içiyor, falan diyor sokakta mokakta. Ben de polislere dedim ki yakalayın bunları. Dövmek dedim zaten dinin emri. Elleriniz ağzınız dert görmesin dedim. Özel dedim canım. Ya Allah Allah. Özel dedim. Allah razı olsun hocam ya dediler. Allah razı olsun. Ondan sonra bir baktım bir gün 15-20 polis birden geldi. Hayrola dedim. Hocam böyle demişsin dedi. Evet öyle. Dinde öyle kardeşim dedim. İçki içenin 80 soba hakkı var dedim. Dinde böyle. Ben size dedim bir şey demiyorum da. Tamam hocam dediler. Evet. Ondan sonra nara atan kalmadı o memlekette. 2-3 tanesi dayak yiyince. Yani dayak yiyin, dövün demiyorum da dinde böyle. Şimdi bu işler böyle hoş karşıladığı zaman genelleşir. İslam ülkesinde bunlar olmaz. Olmamalıdır. Fransa'da tamam. Amerika'da hayvanlar onlardan edepli. Ama öyle diyor bak peygamberimiz. İnandığımız peygamberimiz böyle pislik gördün mü, haram bir şey gördün mü, bir şey yapamasan bile tamam. Kanun var. Eyvallah kanunlara uyacağız. İçinden iyi yapmış demeyeceksin. Gençler bunlar olur ya diyor demeyeceksin. Yüzünü ekşiteceksin. Onu suç olmayacak şekilde gözlerinden şimşek çıkacak. Şöyle çekip gideceksin. Merhaba diyeceksin. Merhaba demek mecbur değilsin ki. Anlayacak o da yani yaptığı hareketin. Evet. Din de böyle arkadaş. Suçlar, haramlar hoş karşılanamaz. Müsamahayla karşılanamaz. Buğz edeceksiniz diyor peygamberimiz. Ben de bu hadisi size arz ediyorum. Hem de Ayşe anamızdan naklen. Anamız böyle söylüyor. Takarrabu ilallahi. Evet. Bi budi ehlil maasi. Bu adamlara böyle şimdi söylediğim hani falan dediğim de o hadiste okuyorum şimdi. Bi vucuhin mükfehirra. Yani buna da bir şey diyemez. Bu suç değil kanunda. Bir adama merhaba gülerek söylersin. Biz öyle şimşek çıkar gözlerinden. İşte böyle günah işledikleri zaman yüzüne gülme. Müsamaha yapma. Yüzün ekşisin diyor. Öyle yüzle diyor bir günah işleyen adamı karşılarsanız ki o emirdir. El kuhum. Onları karşılayın. Bi vücuhin mükfehirra. Asık suratlı karşılayın. Ondan memnun olmadığınızı suratınızla belli edin. Tamam bir şey diyemiyoruz. Elimize müdahale edemiyoruz. Ama suratınızla asık suratlı amca ben bizden memnun olmadı desin. Anlasın. Anlasın diyor. Yüzünüzü ekşitin. Veltemisu rıdallahi. Bir sahatayım. Bu yaptığı hareketi beğenmediğinizi, yanlış olduğunu, Allah'ın emrine aykırı olduğunu göstermek suretiyle Allah'ın rızasını talep edin. Onu arayınız. Onu arayınız. Ve tekarrabu ilallahi minhum. Onlardan uzak durun. Karışmayın. Evet. Kafa çekerken yanına oturmayın. Uzak dur ondan. Yanına varma. Hırsızlık yapan adamla arkadaş olma. Esrar içen adamla arkadaş olma. İslam'da böyle bak. Bunlar yaygınlaşmayı önleyen tedbirlerdir. O da anlasın. Ben bu yolda gidersem kimse bana merhaba demeyecek. Deme. Ha. Öyle desin sen de onlara. Öyle güler yüz gösterme diyor. Yüzünü ekşit. Başka bir şey yapamıyorsan onlardan uzaklaş. Arkadaşlığı bırak. Ve böylece Allah'a yaklaş. Allah'a yaklaş. Kalbinde bu iman olmazsa onu hoş karşılarsın. Ama bu zinadır, içki haramdır, hırsızlık haramdır, esrar içmek haramdır, satmak haramdır. Bu dinde böyle, içinde bu var. Bu olunca yüzün ekşiyecek, gözünden şimşek çakacak. Ha, anlayacak, herkes böyle yapınca o toplumda yalnız kaldığını anlayacak, bir daha yapmayacak. Nefsine uymuş, şeytana uymuş, yapıyor.
Herkes böyle davranırsa yapamaz. İnsanlar toplum dışında yaşayamaz. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Evet, bunu yapın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize. Evet. Şimdi bu haram işleyenlerle beraber oturup kalkmayın. Beraber arkadaşlık yapmayın. Evet. Evine gitmeyin. Ceza. Gitmeyin. Tamam, onlara bu işin haram olduğunu hocalar anlatacak. Ben size kürzü anlatıyorum. Siz gitmeyin ki o yalnız kalsın. Bundan anlasın yaptığı işin yanlış olduğunu, tasvip edilmediğini. Çünkü Allah, o da mümin, kafir demiyorum ama unutmuş o anda, nefsine uymuş, şeytana uymuş. Sen böyle cemaat, Müslümanlar bunları böyle davranırsa toplumda yalnız kalınca bu bir şey olur, ona uyarı olur. Bir daha yapamazlar. Toplum nereye gitse ters yüzle karşılaşınca insandır bu. Çevresinden etkilenir. Ona yaklaşmayın. Ehli taatla arkadaş olun. Şimdi geliyor. Hocam, benim kızım benim sözümü dinlemiyor. Benim oğlan benim sözümü dinlemiyor. Kızın arkadaşlar kimler? Bilmiyorum. Tabii randevunda gidiyorsa kızın, senin sözünü dinler mi? Arkadaşları öyle kimselerse, senin oğlanın arkadaşları böyle sigara, tiner, şu bu içen adamlarsa, sen de bu hiç oralı değilsin. Para istedik, para veriyorsun. Halbuki sorumlusu sensin, evladın o senin. Hiç uğraşmıyorsun. Evet, okulda müdür, öğretmen uğraşıyor ama esas sorumlu baba, anadır. Sen hiç ilgilenmiyorsun. Yok, hayır. Önce sen, sonra okul müdürü, hoca, sonra diğerleri. Bu iş böyle olacak. El birliğiyle olacak. El birliği olacak. Onu söylüyor Peygamberimiz. En azından yüzünüzü ekşitin. Bırakın, yalnız bırakın. Arkadaş olmayın. Çocuğunuza böyle kimseler arkadaş etmeyin. Ey babalar, analar. Apartmanınızdaki diğer delikanlılar, kızlar böyleyse kızınızı çekin. Alın arabanızı, gezmeye götürün iyi yerlere. Çünkü evde kapanmayla olmaz bu iş. Gençlik bu. Onu o tedbirleri alarak çaresine bakın bir baba ana olarak. Yoksa o, siz evde bunu söyleseniz bile camiye götürüyorsunuz, hocayı dinletiyorsunuz ama apartman arkadaşı sabah akşam bu tipten adam, kız bu tipten adam, onun sözüne ona uyar, sizin sözleriniz askıda kalır. Onu söylüyor Peygamberimiz. Yalnız bırakın onu diyor. Hiç yüz vermeyin diyor. Yalnız kalsın, bıraksın onu diyor. Evet. Bu toplum hepsi beraber dinin emirlerini yerine getirmekte birleşmeli. Aksi şeyleri önlemekte birleşmeli. Evet. Batı buna oto kontrol diyor. Bizde, esas bizde, Müslümanlıkta. Şimdi hep anlatıyorum ben. Berlin'de gidiyorum. Arkadaşımı ziyarete gitmişim arabamla. Mahallede gidiyorum. Ziyaretimizi yaptık, çıktık. Düz çizgi var yolda. Kimse yok yolda. Laubali, kimse yok diye ben düz çizgiyi geçtim, böyle S çizdim. 100 metre sonra polis durdu. Dur dedi. Ne var dedim. Düz çizgi geçmiş. Kimse yoktu ki yolda dedim. Olabilir dedi. Düz çizgi geçmek suç dedi. 100 mark dedi. Sen yoktun orada dedim. Görmedin ki. Apartmanlardan telefon ettiler dedi. Bak, herkes polis orada. Herkes polis. Bu İslam'ın emri. Her yerde yalnız polisin, tabii onun da görevi de, sen de Müslüman'a da bak, en azından bir şey yapamazsan aslık suratlı, bırak onu, çek git oradan. Anlasın bu işin benimsenmediğin toplumda diyor Peygamberimiz. Allah'ın rızası bundadır diyor. Ona ilk bir ceza budur. Evet. İyi insanlarla düş kalk. Çocuklarını da iyi insanlarla arkadaş et. Bu hadisi de Abdullah Mesud'dan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin. Evet. Takudu melaiketun.
Bir takım melekler otururlar. Ala ebvabil mesacidi. Mescitlerin kapılarında. Caminin kapına girerken filminiz çekildi. Deftere kaydedildiniz. Sadece bazı yerlerde şimdi var ya, kameralar var. Eskiden beri Allah hepimizin kamerasını çekiyor zaten. Evet, nereye gittiysen melekler zabıt tutuyorlar. Fotoğrafını alıyorlar. Öbür tarafa gidince oku bakalım şunu. Aleyhin olan şeyi okur mu insan? Ama elin, ayağın, ağzın, kulağın, dilin başlayacak konuşmaya. Kur'an'da ayetler var. Diyecek ki insan, nankör, ben sizin için yaptım bunu. Azalarımız diyecek ki, antakanallahu antaka külle şey. Bize kızma sahibimiz. Bugün her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Biz konuşmak zorundayız. Eskiden beri kamera var zaten İslam'da. Şimdi devlet de hani kameraya çekiyor. Diyorsunuz suçları öyle meydana çıkarıyorlar. Evet, şimdi girdiniz kameraya çekildiniz. Melekler var kapılarda. Yazdılar sizi. Öyle diyor Peygamberimiz. Melekler bunlar sema melekleri, semadan görevli melekler olabilir. Yer melekleri olabilir. Böyle yer gölge veya min melekil ard, min melekil sema, özel indirilmiş melekler de olabilir. Yerdeki meleklerden bir grup olabilir. Ala buabil mesacit, mescitlerin kapılarında namaz kılınan, cemaatle namaz kılınan yer, mescit, secde edilen yer demek. Yevmel cuma, cuma günü. Her zaman var da cuma günü özellikle zikretti Peygamberimiz. Evet. Ne yaparlar bunlar? Yektubuna meci'en nasi. Gelen insanları deftere yazarlar. Görevleri budur. Birinci geldi, ikinci geldi, el evvel ve sani ve salis. Üçüncü geldi, dördüncü geldi. Hatta yahrucel imamu. Evet, imam hutbeye çıktı mı, onlar defterleri kapatırlar, camiye girerler. Koca Süleymaniye Camisi dolar mı? Boş değil arkadaş, bak peygamber söylüyor, yalan söyler mi? Hangi cami olursa olsun cami boş değil, meleklerle dolu. O kapıda olanlar namaza gelirler, hutbeyi dinlemeye gelirler. Gelen tuviyet esmus suhuf, defterlerini kapatırlar, camiye gelirler. Evet, varufiat el aklamı, yazan kalemler kaldırılır. Fetekulul melaiketu, bu yazıcı melekler, kapıda bekleyen melekler şöyle söylerler: Allahum enkane maridan feşfihi. Şu camiye erken gelen mümin hastaysa şifa ver. Hocam dua ediver. Ulan ben de senin gibi günahkar bir herifim. Benden medet umacaksın, bak bunu yap işte bak. Camiye git, erken git. Melekler dua ediyor diyor bak. Hastaysa şifa ver. Melekler ve inkâre dâllen fehdi. Eğer sapıksa hidayet ver ya Rabbi. Derler melekler. Melekler benim gibi günahkar değil. Melekler günah işleme kabiliyetleri yok. Tertemiz yaratıklar. Tertemiz olunca da söyledikleri geçerli. Hastalıktan şifa umuyorsan camiye gidilen bak. Meleklerin duasını al. Hastalığın şifa bulsun. Oğlun sapıksa cumaya getir onu. Bir şeyler vaat et. Dua etsinler melekler de hidayete ersin. Ve inkâne âilen fe'avnihim. Fakirse mal mülk ver ya Rabbi. Zenginlik ver ya Rabbi diye dua ederler. Dua ederler diyor. Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Duha suresi. Ve duha vel leyli izâ secâ mâ vetta'ke rabbuke ve mâ qala velel âhiretu hayrun leke minel ula ve vecedeke dâllen fehede. Sen yetimdin. Baban daha doğmadan öldü. Anan da öldü. 6 yaşındayken yetimdin, baban yok, anan yok. Bakıp gözleyen yoktu. Ana baba gibi bir şeyin olmadığı için kayboldun çölde.
Ama biz seni buldurduk, susuzluktan ölmedin. Biz seni başkalarına buldurduk. Fevecedike dâllen fede. Susuzluktan ölmedin, kaybolmadın. Fevecedike ailen feagne. Yetimdin, 5 kuruş paran yoktu. Seni zengin kıldık. Aha, burada da var. Camiye gelirsen melekler de erken gelen müminlere fakirse zengin olsun, sapıksa hidayete ersin diye dua ederler. Oğlunu camiye getir, kızını camiye getir de dua etsin melekler. Abdullah İbni Amr İbni As, Ahmet İbni Hanbel, evet söylüyor. Şimdi cuma günü, evet kim cuma günü boy abdesti alır, karısına veya herhangi birisine kavga etmeden, dedikodu yapmadan erkenden camiye gelir, bu melekler defterine geçirirler. İlk geliyorsa deve kurban etmiş gibi sevap alır. Deve, koca deve kesmiş gibi Allah için. İkinciye, ikinci saatte gelenlere sığır kesmiş gibi. Üçüncü saatte gelenlere koç kesmiş gibi. Dördüncü saatte gelenlere tavuk sadaka vermiş gibi. Beşinci grupta gelenlere yumurta sadaka etmiş gibi düşüyor. Hatip minbere çıktı mı defterler kapanır. Derece yok diyor Peygamberimiz. Evet, derece yok diyor. Yani cumaları kabul değil demiyoruz. Derece alamaz. Bakın bu derecelerden alamaz. Gelecek, camiye gelecek, camide konuşmayacak. Camide konuşan adamın iyilikleri kibrit çakıp yakan adam gibidir. Yok olur. Gevezelik etmeyecek. Cami muhabbet yeri değil. İbadet yeri, zikir yeri, tesbih yeri, Kur'an okuma yeri, namaz kılma yeri. Öyle daha kim cemaate var zaman diye dalga geçme. Öyle her şeyi zannetme. Ağzını tut, tesbih çek veya hiçbir şey demiyor. Otur böyle kıbleye doğru. O da namaz kılmış gibi sevap alır. Hutbede konuşursan fakat daha karavana diyor Peygamberimiz. Hani atış yapıyorsunuz ya. Hiç vuramıyorsun. Fakat laga karavana gitti. Ama ben biliyorum. Adam gittik Mimar Sinan Camisi'ne. Büyük bir cami yaptırdı. Allah razı olsun yaptıranlardan. Gavur gelirken burası Müslüman memleketi. Çamlıca'da şimdi cami yapıldı. Burası Müslüman memleketi diyor. Çok önemli bu yahu. Hiç cami yok. Burası gavur memleketi mi nereyi anlayamıyorsun. Şimdi öyle yerlere camiler yapıldı. Allah razı olsun. Gittik oraya çağırdılar. Adam uzaklardan gelmiş. Büyük cami göreyim filan. Yeni değil de yapıldığı zaman koca hutbe okuyor. Oraya oturmuş dibine. Sen değil canım. Oradaki adam. Mehmet Ağa. Mehmet Ağa. Buradan çıkınca hangi kahveye gidelim? İki a**le filan. Ula hutbe okuyor ya hayvan. Hutbe okunsan konuşulur mu? Camiden çıkınca hangi kahveye gideceğini söylüyor. Bunu kulağımla duymuşum yahu. Top bilmem nereden arabayla gelmişsin. Güzel iş yaptın ama bunu yapınca da hoş üfürdün gitti sevaplar. Bu kadar aptal olmamak lazım yahu. İnsan ne yaptığını bilmesi lazım. Elini kaçırdığı sevabı yakıyor. Yele veriyor götürüyor. Bir şey bilmiyor insanımız. Guru gürüldü geliyor camiye. Camide gevezelik edilir mi yahu? Camide gevezelik edilir mi ya? Burası sohbet yeri mi? Burası cami yahu. Hutbe okunurken hutbeyi dinlemek farz yahu. Yele verirsin sevapları diyor. Karavana diyor. Fakat laga. Öyle diyor peygamber söylüyor. Maalesef bunları hep yapıyoruz. Yapmayalım diye söylüyorum. Kardeşlik görevimi yapıyorum. Siz de duyduklarınızı samimi arkadaşlarınıza söz dinleyecek. Sana lanen. Kimsin sen demeyecek arkadaşlara. Güzel bir dille anlatın ki bilmeden yapmış olabilir. İnadını yaparsa zaten ona sözümüz yok. Aynen böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunları öğretiyor. Camiye geldiniz mi? Camiye geldiğimizi böyle yaparsınız. Böyle yaparsınız.
camiye girdiğinizi melekler kaydediyor. Erken geliniz. Erken geliniz, girdiğiniz zaman da adaba uyunuz, meleklerin duasını alınız. Hocam dua edelim diyorsun, diyoruz da hangi dua yapalım? Evet, şimdi hadse geçecekmiş. Hocam diyor, Kabe'yi görünce edilen dua reddolunmazmış. Hangi duayı dem? Bu ısmarlama dua olur mu? Ya içinden gelen dua en güzel duadır. O anda dedim, içinde ne duası gelirse onu söyle. Evet, şimdi Peygamberimiz hangi duayı edem diyenlere de öğretiyor. Evet, şimdi ne diyor? Tekulune Allahümme inna nes'eluke bima sa'eleke bihi Muhammedun abduke. Evet, ve Resuluk. Bir şey isteyeceksiniz, bilmiyorsunuz ne isteyeceğinizi. Değil mi? Öyle soruyor bana, ne isteyeyim hocam diyor. Deyin ki, Allah'ım senin kulun Resulün Muhammed Mustafa senden neyi istediyse ben onu isterim de. Bak, kopya veriyor bize. Evet, ondan sonra ve nestaizuke bima istaaza minhu Muhammedun abduke ve resuluke. Senin kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa hangi şeylerden sana sığındıysa ben de ondan sana sığınırım de. Türkçe söyle, Fransızca söyle, illa Arapça söylemek şart değil. Hangi dilden söylersen söyle. Peygamber Muhammed Mustafa senden ne istediyse ben de onu istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senden neden sığındıysa ben de ondan sana sığınıyorum. Deyin diyor. Bak, kopya veriyor bize. Bir şey bilmiyorsan böyle söyle. Şimdi Ayşe annemiz, Allah ondan razı olsun, şefaatimizin ayrı, çok ilim sahibi, allame ve çok zeki. Demiş, Ayşe'cim hanımım olduğu için özel. Allah'ın ismi azamıyla dua ettin mi %100 garanti. Hangisi demiş? Bunu söyleme yetkim yok demiş. Bunu söylersem şimdi öbür isimlerini alan kimse anmaz, sadece o ismi anarlar. Onun için Kadir Gecesi'nin sakladığı gibi ismi azamı saklamış, ama bu kesin. Allah'ın ismi azamını andığınız dua garanti geçerli. Ayşe Hanım'ız çok zeki. Evet, Allah'ım senin isimlerin ismi azan hürmetine dua ediyorum. Ne açık gözsün. Ah seni tutturdun demiş. Tabii hepsi içinde. İsimlerin ismi azam deyince hepsi içinde. Bilmese de birisi içinde. Bütün isimlerin söyledi. Evet, bunu çok akıllılık ettin, tam tutturdun diyor. Ama gene de söylemem şu isim diye. Böyle senin isimlerin hürmetine, ismi azam hürmetine istiyorum de. Demiş o, tam demiş. Vurdun. 12'den vurdun demiş. Ben de size duyuruyorum. Dua edecekseniz de işte böyle dua edin. Muhammed Mustafa senden neyi istediyse ben de onu istiyorum. Muhammed Mustafa peygamberimiz senden, sana ne gibi şeylerden sığındıysa ben de onlardan sana sığınıyorum deyin diyor peygamberimiz. Bize kopya veriyor. Ebu Hureyre, İbn-i Mace, Ayşe radıyallahu anh'dan bir de şöyle dua var. Nasıl dua edelim? Allahümme, Ayşe anamızdan yine, Allahümme inni es'elüke minel hayri küllihi acilihi ve acilihi. Allah'ım senden tüm hayırlar istiyorum. Hemen, daha sonra. Acilihi ve acilihi. Şimdiki hayırlar da istiyorum, gelecek hayırlar da istiyorum. Zamanla gelecek hayırlar da istiyorum. Böyle dua edeceksin. Evet. Ma alimtu minhu ve ma lem alem. Ne kadar akıllı kadınmış. Bildiğim bilmediğim hayırlar, hani şu hayır şu hayır diyoruz da bir de bilmediğimiz hayırlar olabilir. Ma alimtu minhu ve ma lem alem. Bildiğim bilmediğim hemen şimdi veya gelecekte hayırların hepsini senden istiyorum. Allah'ım bildiğim bilmediğim her şerden de sana sığınıyorum. Şimdi veya gelecekte şerlerden sana sığınırım. Böyle dua edin diyor Ayşe anamız bize, evlatlarına böyle şey diyor, öğretiyor. Efendimiz'den duyduğunu o da saklamamış. Tek soru savaiku, yıldırımlar çoğalır.
inde iktirabis sa'e, kıyamete kadın yakın çok yıldırım düşer, şimşek çakar, gök gürültüsü olur, yıldırım düşer kıyamete yakın, çok olur bunlar. Yeti raculu feyekulu men saika fiküm elgade feyekuluna saika fulan ve fulan ve fulan. Öyle ki adam gelir, bugün falan 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 yıldırım çarptı. Öteki gelir, ha falan falan da yıldırım çarptı derler. Şimdi okuyorsunuz siz de, yıldırım çarptı. Kıyamete yakın bu yıldırım çarpmalar çok olur. Evet, burada açıklama yapıyor efendim. Bu yıldırımlar, şimşekler, evet biz ilme bir şey demiyoruz. O bir açıklamadır. Biz ona bir şey demiyoruz. Ama işin aslı nedir? Yağmur, evet. Gök gürlemesi, o bulutlar, evet. Uçaktan görüyorsunuz böyle ne güzel yığınlar, bulut yığınları filan. Evet, dinimiz açısından bu meleklerdir. Melekler sıklaşırlar. Bir esas başları da çoban olan güder onları. Şuraya, şuraya gidin, şuraya gidin. Allah'ın emrettiği yere. Evet. Geldi birisi dedi ki, hocam dedi, vallahi dedi, şuralara yağıyor dedi, bizim bu tarafa yağmıyor dedi. An kesiyor dedi. Öyle olmaz mı yağmur? Derler ki bilhassa yaz yağmuru an keser derler. Aynen böyle. Hocam dedi, vallahi bu tarafa yağıyordu, bizim oraya yağmıyoruz ya dedi. Düşünün dedim, kendinize gelin arkadaş. Demek bir suçunuz var. Yağmur olmadı mı gıtlık olur. O adam kazanır, sen kazanamazsın. Bir şey var, kendinize gelin. Aynen, gök gürlemesi de budur. Evet, yıldırım da budur, ateş de budur. Kendinize gelin, yarın hesap vereceksiniz. İşte böyle, yıldırım sizi nasıl çarpıp yok ediyorsa, yok olacaksınız, yanacaksınız. Kendinize gelin diye meleklerin ihtarıdır. O meleklerin sevki sırasında sıkıştırdığı zamanki sestir diyor gök gürültüsü. Onlar birbirleriyle nizama uymadıkları zaman çarpıştıklarında çıkan sestir gök gürültüsü. Ve o sademeden çarpmaktan dolayı da ateş çıkar. İki demir birbirine vurduğun zaman nasıl kıvılcım çıkıyorsa, onlar da nizama uymayanlar birbirine çarptığı zaman diyor, birbirlerine çıkan ateştir. Evet. İhtardır diyor. Hadis-i şerif onu söylüyor. Ve yezcuru sahabu hatta ila haysu emarallahu bizelke savt ellezi yesmehu huve zecruhu. Evet. Allah'ın ihtarıdır bu. Haramlardan vazgeçin. Yanlış yollardan dönün. Yoksa yakarım sizi diye ihtardır. Yıldırım çarptı mı ne oluyorsun? Yok oluyorsun. Bir şey kalıyor mu? Uğraşıyorlar şimdi dünya. O elektrik yükü diyorlar. O elektrik yükünü bir zapt edebilseler, dünya hiç elektriksiz kalmayacak. Bir türlü onu zapt edemiyor. O kadar kuvvetli. Onu bir depolayabilseler... Dini izahı budur. Meleklerin sıklaşmasındandır. İsterseniz tabii tahkik edebilirsiniz. 1936 tarihi söylüyorum. 1936'da devletin bastırdığı Hak Dini Kur'an Dili Yeni Mealli Türkçe Tefsir, Elmal Yazır Hoca'nın, o tefsire bakabilirsiniz. O tefsire bakabilirsiniz. 4. cilt 2967. sayfa. Evet, 4. cilt 2967. sayfa. Gene ilk meclis üyelerinden Balıkesirli Hasan Bahçı Çantay hocamızın 1. cildi 370. sayfadan bu söylediklerim hakkında bilgi alabilirsiniz. Elmalı Hoca fizik hocasıdır, kimya hocasıdır, aynı zamanda müfessirdir, dahi adamdır. Yani bana inanmayabilirsiniz ama o hoca, fizik hocası, ya işte hocam bırak ya, doğru dürüst bir şey söyle kardeşim, o alim, fizik alimi söylüyor.
bu meseleleri o anlatıyor. Senin şu şu dediğin din de budur. Yağmura siz ne diyorsunuz? Rahmet diyorsun. Niye? Çünkü her yağmur damlasıyla yeryüzüne melek iner. Melek inen yere de Allah'ın rahmeti iner arkadaş. Ondan dolayı yağmurun adı rahmettir. Melekler bereket sebebidir, rahmet sebebidir. Allah'ın temiz kullarıdır. Evet, işte bu durumlarda ne diyeceğiz şimdi? Yıldırım çarptı, gök şimşek çarptı. Evet, Sübhane. Evet, men sebbaharrat bihamdi. Evet, yıldırımın hamd ettiği, tespit ettiği gibi ben de seni tesbih ederim ya Rab. Evet, Allahümme la taktulna bi gadabik. Allah'ım bizi gazabınla öldürme. Ve la tuhlikuna bi azabik. Bizi azabınla yok etme, helak etme. Ve afina kable zalik. Bize afiyet ver. Ölüm verme, sıkıntı verme, yokluk verme diye dua et. Kendine gel. Yıldırımı şimşek çakınca hemen Allah'a yalvar. Kendine gel. Evet. Hocam bize iltirap etme, ne diyelim? Sübhanellezî yusebbihu râdu bihamdihi vel melâiketü min hîfetih. Evet. Yıldırımın tesbih ettiği ve Allah korkusundan Allah-u Teala Hazretlerini tesbih ve tahmid ettiği, hamd ettiği, Allah'ım seni tesbih ederim, tenzih ederim, noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir, muktedirdir. Yusebbihu râdu bihamdihi vel melâiketü min hîfetih. Şimşek çaktı mı? Bunu söylersen yıldırım isabet etmez. Yıldırım isabet etmez hadis-i şerif. Yusebbihu râdu bihamdihi vel melâiket min hıfetih ve hu alâ kulli şeyin kadir. Dedin mi yıldırım isabet etmez, yanmazsın. Aksi halde yok olursun. Evin yanar, araban yanar, kendin yanabilirsin. O kadar güçlü elektrik. Şimdi böyle zapt edemiyorlar onu. O kadar güçlü. Bir zapt edebilseler, depolayabilseler kaç sene yetecek Türkiye'ye. Evet, bu konularda geniş bilgi almak istiyorsanız arz ettiğim gibi 1936'da basılmış Elmalı Hoca'nın Devletin Bastırdığı resmi tefsire bakabilirsiniz. Yazır. Keza bu konuda 1. cilt 252. sayfa. 1. cilt 252. sayfa. Evet. Rahat. Evet. Bu bunlar diyor işte bak Allah'ın iradesine göre bulutları Allah'ın istediğine göre yağmur yaracak yere götüren meleklerdir bunlar. Gördüğünüz bulutlar meleklerdir. Rahat bu melek, evet bu meleğin adıdır yıldırım. Meleğin adıdır. Bu rüzgar meleğinden farklıdır. Rüzgar meleği onları şuraya buraya götürür. Bu işte bu sıkışıklıktan olan bir şeydir. Evet. Bulutlarda bir sapma, bir aykırılık görünce çarpışırlar. Buradan da işte kıvılcım çıkar. Bunlar tesbihtir, tekbirdir. Sen öyle görürsün. Gök gürültüsü budur. Evet. Bu meleklerin tesbihleridir, hamdleridir. Evet. Bunları haykırırlar melekler diyor. Ağzından ateş saçarlar. Tesbih tehmid ederlerken. Aha, senin şimşek dediğin budur. Hoca söylüyor yani. Alim hocamız söylüyor. Ben de size aktarıyorum. Evet. Ateşin darbesidir yıldırım. Nereye dokunursa yok eder.
Evet, Melek Rad'ın bu darbesi Allah'a itaattır. Allah'a itaattır. Onlar emrini götürüyorlar şuraya buraya, dediği yere, Allah'ın demediği yere yağdırmazlar. Dedim ya, an keser. Evet, o görevlidir onlar. Allah'ın emrinden çıkmazlar. Allah'ın emrini icra ederler. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Allah'ım bizi öldürme, bizi yok etme. Yusabbihur radu bihamdihi vel melâiketü min hîfeti. Melekler tesbih çekiyor, hamd ediyor. Deyin, yıldırım isabet etmesin size diyor. Hasan Basçan hocamız da eserinde bunları size aktarmış. Evet, Ebu Hureyre İbn-i Mace Ayşe anamızdan nakletmiş. Keza bu şimdi söylediğim hadis-i şerifi de Ahmed İbn Hanbel Hakim Müstekedinde Ebu Said Hudri'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. 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 Estağfurullah el azim el kerim er rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyûm ve töbü ileyh. Fatiha-i şerife besmele ile beraber bismillah. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Hakim dünya kınav. Müstakim esratullahi aleyhi ve sellem. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke besmele ile beraber bismillah. On üçer ihlas-ı şerif besmele ile beraber bismillah. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Sübere Celile'yi, ayet-i Kur'an'ı kabul eyle. Sevabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakine, cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimatın ervah-i paklerine, Ehl-i Beyt, El Ashab-ı Etbalı, Rıdvanıyla Ali Mecmuan Efendilerimiz, Erva Kudsiyelerine, bir cümle ahirete irtihar eden mümin ve müminat, Rahmetullahi Aleyhi Mecmuan Ervahına,
Hasaten kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz üstadlarımız, özellikle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstadları, üstadlarımız, Meşah Efendilerimizin ervahıyla beraber şuracıkta toplanan bizlerin ardı göçmüşlerimizin ervahına bağışladık vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve kabardar eyle. Makamlarını âli, derecen de yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Ya Rabbi, güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden, afetlerden muhafaza eyle. Kafirlerin, zalimlerin, münafıkların Müslümanların arasına sokmak istediği hileleri, desiseleri kendilerine çevir, ayaklarını dolaştır ya Rab. Kalbimizde, gönlümüzde hiçbir Müslümana, mümine karşı kin, nefret, haset bırakma ya Rab. Tüm Müslümanların kalplerini, katı kalplerini yumuşat, birbirlerine ısındır ya Rab. İslam, Müslümanları birlik, dirlik ihsan eyle, izzet ihsan eyle, kafirler karşısında rezil rüsva olmaktan kurtar ya Rab. Subhanakallahü ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfurüke ve netubu ileyk. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.